Peki hocam, kişi meme kanseriyle karşı karşıya kaldı. Tedavisine de cevap verdi. Peki bundan sonraki süreçte tekrar bu hastalıkla karşılaşabilir mi? Şimdi demin söylediğim gibi patolojik prognostik faktörler bu konuda önemli. Meme kanserinde bir takım patolojik prognostik faktörlerde luminal A, B, C diye bir takım şeyler var. Bunlara bakılarak buna şey yapılabiliyor, karar verilebiliyor ama en kötü durumda bile hastalık için mutlaka bir tedavi alternatifi mevcut durumda. Hastaların bu tedavi alternatiflerini hiçbir zaman bırakmamalarını ben öneriyorum. Tedavilerini alırken de çevresi faktörler de çok önemli. Çevresinde onlara enerji verecek insanlar yanında olsun. Tabii ki yani yakınlarının Az önce dediniz ya, vah 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 öldüm işte hastalara bittim. mutlaka destek olmaları, bu konuda özendirmeleri, en azından tedaviye devamlılığı özendirmeleri ve stresten uzak durmaları gerekir diye düşünüyorum ben.